Eğer uç alkinleri kuvvetli bazlarla tepkimeye sokarsanız zayıf asit gibi davranabilirler. Mesela sodyum amit gibi bir bileşik düşünelim. Burada gördüğünüz NH2- aslında sodyum artı ve NH2-'den yani oldukça kuvvetli bir baz olan sodyum amitten oluşuyor. Eğer amit yani buradaki anyon bir baz olarak hareket ediyorsa, azotun üzerindeki bu ortaklanmamış elektron çifti buradaki protonu alacaktır. Aslında bu proton uç arkenlerdeki asidik proton da diyebiliriz. Böylece buradaki elektronlar da karbonun üzerine kalacak. Sonuç olarak elimizde NH2-1 proton alarak NH3 oluşturacak. Bu şekilde elimizde azota bağlanmış 3 tane hidrojen yani eğer sodyum amit baz gibi davranırsa ürün olarak amonya yani NH3 oluşturmuş olacak. Peki diğer ürün sizce ne olacak? Burada diğer karbona üçlü bağla bağlanmış bir karbonumuz, bir R grubumuz, bir de karbonun üzerinde ortaklanmamış bir elektron çiftimiz var. Burada gördüğünüz elektronlar aslında burada bulunan bağ oluşturuyordu. Ama proton alınınca karbon üzerinde kaldılar. Böylelikle karbonun formal yükü eksi 1 oldu. Demek ki burada bir karbanyon oluşturduk. Yani üzerinde eksi bir yük olan karbon iyonu. Bu kısma aynı zamanda alkenil de diyebiliriz. Alkenilden kastımız alkinlerden bir H ayrıldığı zaman oluşan grup. Yani burada bir alkenil anyonu ya da karbanyon var. Bunun oldukça kararlı bir eşlenik baz olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü burada gördüğünüz bu iki elektron sp hibrit orbitalinde bulunuyor. Bu orbitalde s karakterinin daha baskın ve daha küçük, bir başka deyişle de anyondaki elektron çifti pozitif yüklü çekirdeğe daha yakın olduğunu biliyoruz. Bu nedenle de daha kararlı bir yapı oluşturuyor. İşte bu yüzden uç alkinler asit olarak görev alabiliyor. Alkinil oluşturduktan sonra bu anyonu alkilleme tepkimesi için kullanabiliriz. Bunu yapmak için öncelikle şurada oluşturduğumuz alkinil anyonunu tekrar çizmek istiyorum. Bu kısmı yani R grubunu bu şekilde çiziyorum. Elimizde bu gruptan başka aralarında üçlü bağ bulunan iki karbon var. Hatta sağdaki bu karbon üzerinde de eksi bir yük olmalı. Demek ki bu bileşik artık bir nükleofil olarak görev alabilir. Bir başka deyişle negatif yüklü bir iyon nükleofil olarak kullanılabilir. Şimdi bu alkinil anyonunun bir alkil halojenürle tepkimeye girdiğini düşünelim. Öncelikle alkil halojenürü de buraya çizelim. Evet, buraya bir hidrojen, buraya sağ tarafa da bir halojen ekliyorum. Ve tabii ki ortaklanmamış elektron çiftlerini de unutmuyorum. O zaman buraya bir R grup, buraya da bir hidrojen eklersem alkalil halojenürü de elde etmiş olmaz mıyım? Kuvvetli bir nükleofille sterit etkisi çok olmayan bir alkil halojenür tepkimeye girerse SN2 tepkimesi de elde edeceğiz değil mi? Bunu bir SN2 tepkimesi olarak düşünelim. Gördüğünüz alkil halojenlerin içindeki karbon ve halojen grubu arasında polarize olmuş bir bağ var. Eğer halojen karbona göre daha elektronegatifse bu bağdaki elektronları kendine doğru çekecek. Bu şekilde de kısmi negatif yüklenecek. Tabii ki karbonda aynı zamanda kısmi pozitif yüklenmiş olacak. Sonuç olarak da elimizde bir elektrofil oluşmuş olacak. Bu arada kısmi pozitif yüklü karbon elektron isteyecek ve tabii ki nükleofil onun istediği bu elektronlara sahip. Bu yüzden karbonun üzerindeki ortaklanmamış elektron çiftleri elektrofile saldırabilir. Evet, nükleofil elektrofile saldıracak. Hatırlayalım. SN2 tepkimelerinin mekanizmasının ortaklaşa gerçekleştiğini söylemiştik. Yani nükleofil elektrofile saldırırken aynı zamanda bu grup bileşikten ayrılacak. Dolayısıyla buradaki elektronlar halojenin üzerine geçecek. Bence artık ürünleri de çizebiliriz. Elimizde neler var? Bir R grubu, arasında üçlü bağ bulunan iki karbon, ikinci karbon ayrıca bir başka karbona bağlı. Bu tepkimenin sonunda karbonlar arasında bir bağ oluşturmuş olduk. Devam edelim. Burada da bir hidrojen vardı. Üç boyutlu düşünürsek buradaki R grubu ekrandan dışarı doğru yani bize doğru dönük. Hidrojen grubunuysa ekranın içine doğru dönük diye düşünebiliriz. Evet burada da üzerinde dört tane ortaklanmamış elektron çifti. Bu nedenle de eksi bir formal yüke sahip bir halojenimiz var. Aslında şu anda anyon olarak oldukça kararlı bir yapıya sahip yaptığımız bir alkilleme tepkimesi oldu değil mi? Çünkü elimizdeki alkiline bir tane alkil grubu eklemiş olduk. Alkil grubu buradaki karbondan ve de bu R grubu her neyse ondan oluşuyordu. Diğer bir deyişle de karbonlar arasında bir bağ oluşturmuş olduk değil mi? Yani alkine alkil ekledik. Şimdi alkilleme tepkimesini takip eden bir asit-baz tepkimesini de inceleyelim. Asetilenle başlayalım. Çünkü elimizdeki en basit alkin asetilen. Evet, elimizde karbonların arasında üçlü bağ var. İki uçta da hidrojenler bulunuyor. Asetilen sodyum amitle tepkimeye girerse ne olur? Sodyum amitin kuvvetli bir baz olduğunu söylemiştik. Yani onu kullanırsak buradaki asidik protonlardan birini alacak. Mesela sağdaki protonu alsın diyelim. Yani bu protonu kaybedeceğiz. Buradaki iki elektron da karbonun üzerinde kalacak. Bu şekilde de karbonu negatif yüklü hale getirecekler. Daha sonra da pozitif yüklü sodyum iyonu buradaki negatif yüklü karbanyon ile tepkimeye girecek. Pekala bu ilk tepkime olacak. Bu şekilde arkinil anyonunu oluşturmuş oluyoruz. Eğer bundan sonra bir arkilleme tepkimesinin gerçekleşmesini isterseniz o apayrı bir tepkime olur. O zaman bu anyonu alalım ve mesela etil bromürle tepkimeye sokalım. Etil bromür yani CH3CH2Br. Şimdi neler olacağını bir düşünelim. Karbonun üzerindeki ortaklanmamış elektron çifti halojen grubuna bağlı olarak bu karbona saldıracak. Evet. Aynen bu şekilde. Sonuç olarak bu halojen grubu bileşikten ayrılacak, kalan alkil grubu da alkine eklenmiş olacak. Yani elimizdeki alkine bir etil grubu eklemiş olacağız. Şimdi bunu bir de çizerek gösterelim. Önce hidrojeni koyuyoruz. Sonra aralarında üçlü bağ olan iki tane karbon, en sona da alkil grubunu eklememiz gerekiyor. Yani CH2-CH3. Tamamdır. Aslında yine alkin grubunu alkillemiş olduk. Bu gördüklerimiz organik malzemelerin sentezinde sıkça kullanılan bir tepkime çeşidi. Şimdi elde ettiğimiz bileşiği alalım ve ondan bambaşka bir şeyler yapalım. Önce bu alkini buraya tekrar çiziyorum. Biraz önce bu alkini oluşturmuştuk. Şimdi de onu tepkimeye sokalım. İki basamaklı bir tepkime olacak. Önce onu tekrar bazla tepkimeye sokalım. Yani buradaki sodyum amiti kullanalım. Daha sonra onu birincil alkil halojenirle tepkimeye sokacağız. Tabii önce buraya birincil alkil halojeniri de çizelim. Evet. Elimizdeki molekül bu olsun. Şöyle bir düşünelim. Sizce burada neler olacak? Elimde kuvvetli bir baz var. Ayrıca alkinin üzerinde hala asidik bir proton var. Değil mi? Şu soldaki altını çizdiğim proton. Sizce baz neler yapacak? Sodyum amit bu protonu alarak negatif yüklü bir karbanyon oluşturacak. Yani bir alkinil anyonu oluşturacak. Sonra bu anyon SN2 tepkimesi için bir nükleofil gibi davranacak. Yani düşünürseniz karbonun üzerine kalarak ona eksi bir yük kazandıracak olan elektronlar tüm bu yolu gelerek karbona saldıracak ve bu alkil grubu karbona bağlayacak. Peki ürünler nasıl olacak? Öncelikle elimizde bir benzen halkası var. Önce onu çizelim. Sonra da bu halkanın etrafında dolanan elektronları gösterelim. Benzenin üzerinde bir CH2 grubu var. CH2 buradaki kırmızı grup. Yani alkini eklediğimiz alkil grubu. Alkini çizmeye devam ediyorum. Bir de üçlü bağımız vardı değil mi? Diğer karbona üçlü bağla bağlanmış olan bir karbon ve de etil grubu yani CH2-CH3'ü de çizdik mi tamamdır. Evet, bugünlük bu kadar. Bir sonraki videolarda uç alkinlerin asitliğini akilleme için nasıl kullandığımızı birkaç sentez probleminde göreceğiz.